Hazreti Ali Efendimizin sıraladığı bu üç cihat türü hem bir sıralamaya hem de ihtiyaca göre cihadın şekillerine işaret eder. Zira kalp kötülüğün ne olduğunu bilemez. Bilse bile ona karşı olması gerektiğini unutursa, onu değiştirmesi gerektiğini de unutur. Bu da doğrudan cihadın, yani cehdin, gayretin, çalışmanın unutulması demektir. Resulullah Efendimiz İslam'ın kılıcını kınından çekmeden önce, ilahi buyruğu teklif için elçiler ve mektuplar göndermiş, kalbin ve dilin cihadını yerine getirmiştir. Bu yol bir sonuca ulaşmadığındaysa elin cihadı gerekli olmuş, bazen de doğrudan Müslümanlara bir taarruz söz konusu olmuştur. Emri maruf, nehyi münker, elin cihadından önce gelir. Kalbin ve dilin cihadını ihmal ederek elin cihadına yönelmek, cihadın temel hedeflerinin gözden kaçmasına, yerli ve yerince iş görmek demek olan hikmetin elden çıkmasına sebep olur. Oysa Müslüman hikmete tabidir. Hazreti Ali Efendimiz buyurmuştur ki, yerinde ve zamanında yapılan iş en hayırlı rehberdir. Müminlerin emiri Hazreti Ali, cihat esnasında da kuru kol kuvvetine ehemmiyet vermemiştir. Onun hem hazerde hem de seferde yanında bulundurmak istediği kişiler nitelikli insan gücüdür. Bir savaş durumunda tabidir ki genç ve gürbüz olanlar daha faydalı görülecektir. Oysa Hazreti Ali yaşlı olduğu için kendisinin yerine genç ve gürbüz oğlunu daha iyi savaşır düşüncesiyle göndermek isteyen birine şöyle der. Bence ihtiyar bir silahşörün fikirlerinden istifade etmek gencin bil fiil savaşmasından evladır. Bu cevabı onun savaş stratejileri hakkında çok açık bir yargı içermektedir. Değerli dinleyenler, Hazreti Ali Efendimiz ne kadar yüceltilse, nitelikleri ne kadar anlatılsa yerindedir. Zira o, İslam'ın önde gelen misallerinden, rehberlerinden biridir. Ancak o bunda ölçüye işaret eder. Şöyle ki, bir gün adamın biri gelerek, "Ey müminlerin emiri, ne oluyor şu muhacir ve ensara ki Ebu Bekir'i senden üstün tutuyorlar? Oysa sen fazilet yönünden ondan üstün, Müslüman olma bakımından ondan daha önce ve İslam namına yaptıkların onunkinden daha fazladır," dedi. Hazreti Ali Efendimiz adamı sessizce dinledikten sonra sordu. "Her ne kadar ben Kureyşliysem de zannedersem sen Aize kabilesindensin." Adam, "Evet," dedi. Hazreti Ali Efendimiz adamın durumunu öğrendikten sonra oturduğu yerde bakanın yüreğine korku salacak biçimde doğruldu ve şöyle dedi. "Şayet mümin kimse Allah'a sığınmamış olsaydı seni mutlaka öldürürdüm. Onun için yaşadığın müddetçe benden kork. Yazıklar olsun sana. Unutma ki Ebu Bekir şu dört hususta beni geçmiştir. İmanda, namazda, imamlıkta, hicrette, mağarada ve İslam'ı yaymada. Yazıklar olsun sana ki Allah'ın herkesi zemmetmesine rağmen Ebu Bekir'i övdüğünü ve hakkında Muhammed'e yardım etmezseniz bilin ki inkar edenler onu Mekke'den çıkardıklarında mağarada bulunan iki kişiden biri olarak Allah ona yardım etmişti. Arkadaşı Ebu Bekir'e üzülme Allah bizimledir diyordu ayetini indirdiğini bilmiyorsun." Hazreti Ali Efendimizin söyledikleri hakikaten mühim şeylerdir. Günümüzde kitapların İslam'ın bütün kaynaklarını gözleri önüne serecek kadar çeşitlendiğini, Allah Resulü'nün neredeyse bütün sözlerinin bir metrelik mesafede Müslümanların istifadesine sunulduğunu bilmemize rağmen, o gün bu tür kaynakların ancak yaşayan sahabilerin hafızasında bulunmasından ötürü mazur sayılabileceklerini gözden kaçırmamak gerekir. Anlaşılan o kişi sadece Hazreti Ali'yi tanımış, ashabın diğer büyükleri ve aralarındaki hiyerarşi hakkında pek bir malumat edinememişti. Hazreti Ali Efendimiz önce bunu teşhis etmiş, sonra adama cevabını vermiştir. Onun azarında bile bir eğitim ve ilim faaliyeti olduğunu bu olaydan görmek mümkündür. Huzuruna gelen kişiyi azarlayıp göndermek yerine, dimağı öğrenmeye son derece hazır bir hale gelmiş o Müslümana tek tek izahta bulunmuş, hem kendisi hem de Hazreti Ebu Bekir Efendimiz hakkındaki inancını tasdih edip düzeltmiştir. Benzeri bir tutumunu bir başka olayda izleyelim. Yine biri Ali Efendimiz'e gelerek, "Sen insanların en iyisisin," dedi. Hazreti Ali ona, "Resulullah'ı gördün mü?" diye sordu. Adam, "Hayır," dedi.
Hazreti Ali, Ebu Bekir'i de mi görmedin diye sordu. Adam, hayır cevabını verdi. Adamın kendi sorusunu kendi kendine cevaplamasını, zihninin çeşitli sorularla dolmasını sağladıktan sonra konuşmaya başladı. O sözlerini söyleyinceye kadar adam, bilmediği şeyler hakkında konuşmaması gerektiğini, kulaktan dolma bilgilerin kişiyi yanlışa götürdüğünü çoktan anlamıştı bile. Hazreti Ali buyurdu ki, eğer peygamberi gördüğünü söyleseydin, mutlaka seni öldürürdüm. Şayet Ebu Bekir ve Ömer'i gördüğünü söyleseydin, sana iftira edene verilen cezayı verirdim, dedi ve ekledi. Bazılarının beni Ebu Bekir ve Ömer'den üstün tuttuklarını haber aldım. Şayet daha önce onları ikaz etmiş olsaydım, şimdi mutlaka cezalandırırdım. Fakat ikaz etmemiş olduğum için böyle bir şey yapmayacağım. Bundan böyle kim başka bir şey söylerse iftira etmiş demektir ve ona iftira edene verilen ceza verilir. Resulullah'tan sonra insanların en hayırlısı Ebu Bekir, sonra da Ömer'dir. Bizler onlardan sonra birçok olaylar meydana getirdik. Allah bunlar hakkında hükmünü verecektir. Onlar için kalbinde hüsnü zandan başka bir şey besleyene Allah lanet etsin. Onlar ki Resulullah'ın kardeşleri ve yardımcılarıdır. Kureyş'in efendileri ve Müslümanların ataları hakkında benim tasvip edip etmediğim, haberim bile olmadığı ve duyduğum zaman da cezalandıracağım şeyleri söyleyenlerin maksatları nedir? Daneyi güverten ve canlıyı yaratan Allah'a yemin ederim ki onları ancak muttaki Müslümanlar sever. Rezil ve alçaklar da onlara kin tutar. Onlar ki gerçekten Resulullah'ın dürüst ve vefakar iki arkadaşıdır. Allah'ın emrettiklerini emretmişler, yasakladıklarını yasaklamışlar ve suçluları da cezalandırmışlardır. Yaptıkları işlerde peygamberin görüşünün dışında bir iş yapmamışlardır. Resulullah dahi onların görüşleri gibi isabetli görüşe şahit olmamış, onları sevdiği kadar kimseyi sevmemiştir. Hem hayatı boyunca Allah'ın Resulü hem de halkı onlardan memnun olmuşlardır. Daha sonra Hazreti Ebu Bekir namaz kıldırma vazifesini üzerine almış, Hazreti Peygamber vefat edince de Müslümanlar onu kendilerine halife seçmişler, zekatlarını ona teslim etmişlerdir. Çünkü onlar iki kardeştiler. Kendisine halef olarak, Abdülmuttalip oğullarından ilk olarak ben gösterilmiştim de Resulullah buna razı olmamıştı. O, aramızdan birimizin kendisine halife olmasını istiyordu. Vallahi istediği oldu. Allah'a yemin ederim ki, o yaşayanların en şefkatlisi, en merhametlisi, takva yönünden en ileride olanı, Müslümanların da en önde gelenidir. Resulullah onu şefkat ve merhamet yönünden Mikail'e, vakar ve affetme yönünden de Hazreti İbrahim'e benzetmiştir. O vefat edinceye kadar peygamberin yolunda yürümüştür. Allah rahmet etsin ona. Hazreti Ebu Bekir'den sonraysa Ömer bin Hattab halife oldu. Halk Ömer'e biata davet edildi. Fakat halkın bir kısmı kabul etti, bir kısmı da kabul etmedi. Şahsen ben biat edenlerdendim. Vallahi Hazreti Ömer dünyadan ayrılırken istemeyenler dahi ondan hoşnut idiler. O Resulullah ve arkadaşı Ebu Bekir'in yolunu takip etmiş, tıpkı annesinin izinden yürüyen çocuk gibi onların izlerinden yürümüştür. Vallahi o insanların en şefkatlisi ve merhametlisiydi. Zalime karşı mazluma yardım etmiştir. Nihayet Allah gerçeği ona söylemiştir. Öyle ki meleğin onun diliyle konuştuğuna şahit olduk. Allah onunla İslam'ı kuvvetlendirdi. Onun hicreti din için bir kuvvet kaynağı oldu. Ona karşı müminlerin kalplerinde sevgi, münafıkların kalbinde ise korku yarattı. Resulullah onu Müslümanlara karşı gösterdiği şiddet yönünden Cibril'e, kafirlere karşı duyduğu öfke bakımından da Hazreti Nuh'a benzetmiştir. Onlar gibisini nerede bulursunuz? Onların seviyesine ulaşmak ancak onları sevmek ve izlerinde yürümekle mümkündür. Onları seven beni sevmiş, onlara buğz eden de bana buğz etmiş olur. Ben onlara buğz edenden uzağım.